Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten ve beraberindeki heyet, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Evet başkanım, Tıp Bayramı nedeniyle hastaneye ziyarette bulundunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle bu güzel karşılamadan dolayı teşekkür ederim herkese. Bugün Dünya Tıp Günümüz. Dolayısıyla tüm sağlıkçılarımızı unutmadık. Onlar çünkü bizim hayatımızda, her zorluğumuzda, her hastalığımızda yanımızda olduğu için yılın bir günü onları da bizim onlarla birlikte olmamız gerekiyor. Dolayısıyla hastanemizdeyiz bugün. Kendilerinin tıp günü kutlu olsun. Bunun yanı sıra ayın 27'sinde zannedersem, 27'sinde anjiyo merkezimiz açılıyor. Tüm halkımıza, tüm Fethiye'mize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir hizmet olacak Fethiye'miz için. Artık Fethiye'mizde bir anjiyo merkezinin olması bizler için sevindirici. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Daha önceki vekillerimize, şimdiki vekillerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fethiye'mize kazandırdıkları bu anjiyo cihazı için tüm Fethiye halkı adına teşekkür ediyorum. Ayrıca 41 mahallemizi gezdiğimiz zaman hastanemizle ilgili bir istek vardı. Göğüs hastalıkları ile ilgili uzman doktorumuzun olmadığı söylendi. Bununla ilgili, bu durumuyla ilgili ciddi bir sıkıntı vardı. İnsanlarımızda bir beklenti vardı. Ben sayın bakanlarımıza, sayın vekillerimize, sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle göğüs hastalıkları uzmanımız Fethiye Devlet Hastanemizde görevine başladı. Tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Başkanım, bunun yanı sıra bir de yeni devlet hastanesi projesi de projeleriniz arasında. Onun hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet, hemen Karagedik Kavşağı'na yeni devlet hastanesi projemiz 500 yataklı. Fethiye'mize ve çevresine hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah çok daha iyi bir hizmet verecek hastanemiz. Çok yakın bir zamanda inşasına başlanacak. Şu anda projesi ihale edildi. Hemen Karagedik Kavşağı'nda 181 bin metrekare üzerine yeni devlet hastanemiz, 500 yataklı devlet hastanemiz tüm Fethiye'mize hayırlı ve uğurlu olsun. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle teşekkür ederiz bu nazik ziyaretinden dolayı başkanımıza. Hastanemizin işleyişi ve yapılması gereken işlemlerle alakalı başkanımızı bilgilendirdik. İnşallah başkanımızın da söylediği gibi ayın 27'sinde anjiyo merkezimizi açacağız. Daha sonraki süreçte de burada halkımıza güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. Eksik olan birkaç branşımız vardı. Başkanımıza bildirdiğim gibi onlar da başladılar. Bugün itibariyle göğüs hastalıkları uzmanımız da başladı. İnşallah bundan sonra doktor eksiğimiz de tamamlandı sayılır. Daha güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. Bugün vesilesiyle ben de tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyorum.